Değişik bir yorum getirdi anneme. Şimdi jüri üyelerimiz zannediyorum performans boyunca puanlarını gönderdiler. Onları görme ihtimalimiz var mı? Yoksa biraz daha sonra mı göreceğiz? Bana rejiden... Bu arada sevgili izleyiciler, bu oylama sistemi ilk defa Türkiye'de uygulanıyor. Bizim bir buluşumuz oldu. Türk yazılımcılar yazdılar. Eğer burada başarılı olursa dünyada bu popstarın diğer format kullanıcıları da bunu kullanacaklar. İlk defa olduğu için bir takım aksaklıklar olabilir. Bakalım şimdi bu oylar ne durumda göreceğiz. Bu arada siz kanalda.com.tr'den de verebiliyorsunuz oylarınızı. İlk önce yorumları alalım. Can, senle başlayabilir miyiz? Nasıl buldun performansı? Sonra ortalamaya bakacağız. Tamamdır. Ya çok muhteşemdi bence. Gerçekten ağzına sağlık. Çok tebrik ederim. Ses 9 oktav herhalde. Gerçekten. 4 oktav mı dedin? Piyano gibi. Yok 9. 9. 9. 9 dedi, olmaz öyle. Piyano, şey olmaz Bülent Hanım. Şaka. İstihza. İstihza yaptım şakayı efendim. Şakayı hemen söyle çocuğum. Yok, çok tebrikler. Gerçekten çok güzeldi. Ben çok beğendim. Sahne duruşu da çok güzeldi. Genelde senin puanlaman yukarılarda 50'nin üzerinde mi oldu yoksa daha aşağılarda mı oldu? 50'nin üzerinde oldu Osman Tan Bey galiba. Evet. Ya Osman Tan desene ya. Biz tamam Osman Tan. Ekibiz ya. Lütfen. Tamam tabii ki. Sen de. Benim kardeşim. 50'nin üzerinde oldu. Çok üzerinde olmuş hatta en son. 50'nin çok üzerinde. 50'nin falan. Bay bırakmış gitmiş 50'yi yani. Uçtu gidiyor. Evet. Peki. Çok... Tamam Can, teşekkür ediyorum. Sevgili Deniz. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir yorum. Sesini çok iyi kullanıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ve çok rahatsın. Daha ilk yarışmacımızsın. Yeni bir program. İlk olmak da çok zor bir şey. İlk yarışmacı olmak da çok zor bir şey. Şarkının hakkından geldin ve başka bir tarzda okudun bu şarkıyı. Daha flamenco. Çok beğendim Kadir'cim. Çok teşekkür ederim. Deniz'cim seninki nasıl oldu? Yani sen böyle 50'nin üzerinde daha, miydin genelde? Introda zaten bir improvize bir gırtlakla girdi ya şarkıya. Hı-hı. Benim orada parmak hemen başladı. Yukarılara doğru gitmeye başladık. Güzel suratları görmeye başladık. Evet. Peki, çok teşekkürler Deniz. Ağzına sağlık. Çok evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, Armağan'cım sana gelmeden önce bir VTR'miz daha varmış. Bir de onu izleyeceğiz. Esasında Can Bonomo ve Bülent Ersoy. Deli, ne iş yapıyorsunuz? Ben çağrı merkezinde çalışıyorum. Hangi çağrı merkezin? Azarlamışlığın var mı acaba diye sordum. Güvenlik personeliyim. Sen çok sıskasın ama kimi koruyacaksın bu halde? Ömrümüzün. Öyle değil. Ömrümüzün son defi. Siz hepsinden yaşlı gösteriyorsunuz mesela. Kilo. Bilemem. Niye kilo derken suratıma baktın sen beni? Sen kilo. Çok dokunuyor bana bu şarkı. Vallahi. Kuaför anne. Ben kuaförümü değiştireceğim de. Siz bir kendi tarzınızı okuyun da. Tehlikeli rüya görmeyelim. Çünkü ben saçlarımı sonra ne yaparım? Keklik gibi. Hastasın, gripsin. Her solist ya dün gece çok sahneye çıktı. Dün sahne de yaptım aslında ama gerçekten hastayım. O solist olmanın Türkiye'de ön şartı. Ay bu tarafa dönsem buradaki de Allah kahretmesin böyle bak. Oğlum bana doğru bak. Efendim hocam. Can biz ne yapacağız Can? Can ile Canan oturacaksınız orada. Daha neler, bunlar çekebildiklerimiz, bunlar gösterebildiklerimiz değil mi Armağan'cığım? Daha gösteremediğimiz çok şey var. Armağan'cığım senin yorumunla devam edelim lütfen. Aslında Kadir, bence Türkiye'nin en şanslı adamlarından bir tanesi. Hadi söyle. Ben Bursa TEDx konuşmasından dönerken yolda YouTube karıştırıyordum. Karşıma onun YouTube videoları çıktı. Dedim ki ne acayip bir ses, Osman Tan'a yolladım. Sonra Osman Tan... Onu nasıl ulaştı bilmiyorum ama ulaştılar. Artık kolay tabii, o Instagram'dan evet. Falan bir şekilde ulaşılıyor. Ama acayip bir şans yani.
Evet, gerçekten son. O yüzden VTR'si bile çekilemedi. O kadar, öyle bir durumda. Siz, ben hiç bilmiyorum. Siz eğitim alıyor musunuz? Evet, eğitim var. Ne? Ya şöyle bir eğitim. Ben Şirinevler'de bir müzik şirketinde eğitim aldım. Ondan sonra TRT Batı Müziği'nde yer aldık. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği Korosu'nda yer aldım bir de. Öyle eğitimimizi aldım. Sahne alıyor yani. Musun? Ha, alıyor. Sahne de alıyorum. Alıyor alıyor, belli. Çok belli. Çok çok rahat çünkü, evet. Evet. Peki şarkıları ömür boyu bozacak mısınız, yoksa bir yerde bir sadık kalmak gibi bir durumunuz var mı? Melodilerle oynamayı seviyor evet. Galiba. Yani, birazcık böyle melodilerle oynamayı seviyorum, evet. YouTube videolarınızdan seyrettiğim kadarıyla Bayburtlusunuz siz. Evet, Bayburtluyum. Ne kadar dikkatli seyretmişim. Öyle anladım konuşmalarınızdan. Doğru mu anlamışım? Doğru doğru, Bayburtluyum ya. Size soru sorunca soru bana geri dönüyor. Ya duvara çok çarpın. Heyecanlıyım. O yüzden affınıza sanıyorum. Çocuk daha zaten yarışmaya geldiğini bile anlayamadı. Son dakikada girdi ya. Ya ben acaba ne yapıyorum, evet. Neredeyim diyor büyük ihtimalle. Ya son iki gün kalmıştı herhalde. Tabii tabii, o kadar. Bir telefon geldi. İşte ben Osman Tan gibisinden böyle. Tamam, kaldım zaten yani. Tamam. Çok da fazla şey anlatma. Çok beğendik işte Armağan dediği gibi. Çok çağırdık. Teşekkür o yüzden ederim. VTR'si bile yok. Bülent Hanım, siz de devam edin. Bu çocuğun neden şeysi konmuş oraya, makineye? Kendisi okuyup okuyup koyuyor makineye. Bu çocuk kendi evet. Kendini. Kendi kendini çekiyor. Makine dediğimiz şeyden, i̇şte sosyal, medyadan. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan bahsediyor. Çekiyor, çekiyor, koyuyor. O çok var. Sürekli evde okuyor, okuyor, onları koyuyor. Çok mu beğeniyorsunuz kendiniz? Yok ya, estağfurullah. Yani neden koyuyorsunuz o zaman? Yani insanlar dinlesin diye. Biraz anladım. Mikrofonu yaklaştır. Yaklaştırayım böyle. Bir de beğeniliyor Bülent Hanım, biliyor musunuz? Öyle mi? Bayağı beğeniliyor. Bayağı izleniyor sosyal medyada. Değil mi Armağan'cığım? Şimdi evet, evet. Sesi oktavlı. Sayın Bonomo Bey'in de söylediği gibi efendim. Oktavı geniş bir ses. Orada süper. Fakat sesle oynarken şarkıyı yeniden besteliyor. Bunu her bestekar kabul etmez. Örneğin hanımefendi beste yaptığı için şimdi bütün efkarı umumiyenin önünde zat halinize soruyorum. Siz ister misiniz eserinizin bu kadar hayır. Bıcık bıcık oynanmasını? Hayır. Değil mi efendim? Tabii o zaman... Yani aslından... Ha, tabii ki bir yorum getirir solist. Kendi yorumunu... telefonu kapat. Yorumunu getirir ama... efendim bu kadar değil. Yani başladı... Sonuna kadar... diye böyle. Bu olmaz. Öyle peki. Şey olmaz. Orada ben bir şey söyleyeceğim. Hemen bir bilgi notu. Biz internette sosyal medyada paylaştığı bu şarkının bu versiyonunu hoşumuza gitti Bülent Hanım. Esasında dedi ki ben düz de söyleyebilirim. Biz de dedik ki yeniyiz, yeni geliyoruz. Başka bir anlayışlı olsun. Bir de böyle İspanyol versiyonunu söylersen mutlu oluruz dedik. O bize iki opsiyonu da sundu esasında. O bilgiyi de vereyim. Ama mutlaka dikkate alacaktır önümüzdeki haftalar için. Yani düzü duymadan numara veremeyeceğim efendim. O zaman siz vereceksiniz o numarayı. Efendim? Tamam peki evet böyle. Hem müsaade, de bu sırada... Müsaade buyurursanız bir... Tabii estağfurullah. Yok. Hem de daha iyi olacak. Oylama sistemimiz de şimdi daha sağlıklı gidiyor. Siz de bu sırada bir kez daha bu performansı oylarsanız... İki her kere şeyi... mi okuyacak bu çocuk? Hayır, bir parça, evet. iki satır gibi. Yani bir yerim okusun, siz de oyunuzu verin lütfen bu arada. Daha aman iyi olur. Çocuğum dikkatli oku. Nakarattan mı giriyoruz yoksa baştan mı başlayalım? Nereden girersen gir oğlum. Sevgili izleyiciler, puan olarak 90 ile 100 arası 4 jüri üyemizden de kalpler geldiğine göre... Demek ki 90 ile 100 arası puanlar geliyor. Tebrik ederim. Çok tebrik teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tertemiz. Ağzına sağlık. Tertemiz bastı. Ve bir tek yerinde böyle tokat atarsanız
çok kıymetli olur o zaman. İmzamız İnsanlar, olur. Ya o evet, o imza olur. Bir başka olur. Nitekim son icranızda fevkaladenin fevkinin de fevkinde çok oldu. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tebrik ediyorum, takdirlerimi çok sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Hayat böyle bir şey işte. Biraz evvel... Bir kere de buydu. Karar vermemek lazım. Evet. Ben efendim... Bunu... bundan sonra çıkan herkes iki kere okusun bari. Hayır, onu bilemem. Sayın moderatör, sayın patron ne der, ne demek onu ben bilemem de. Ama bu çocuğun bir kere daha dinlenmesi gerekirdi. Ayrıca zat halinize teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Estağfurullah. Ve çocuğun hayatı ile oynanabilirdi. Fakat o çocukta o şeyi gördüm. Bir kere de hem ben kendimi de tekrar tatmin edeyim, hem de bütün dinleyiciler de, yani ben helva da derim, halva da derim mi anlasınlar istedim ve mahcup olmadım. Sadece çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tebrik ediyorum dedi. Esasında bir anlamda eğrisi doğrusuna geldi. Çünkü ufak tefek teknik arızalar, aksaklıklar oluyor. Demin oylama sistemi çalışmamıştı ama ikinci performansta çalışmış oldu. Şimdi isterseniz bir ortalamaları görelim. Zaten belli esasında ama Burak'cığım görebiliyorsak ortalamaları tüm jüri üyelerimizin tek tek. Bülent Ersoy 194, Armağan Çağlayan 100, Deniz Seki 94, Can Bonomo. Eğer isterseniz bu puanlarınızı kitlemeden önce değiştirebilirsiniz. Bülent Hanım, yüzü değiştirmek ister misiniz? Asla. Asla. Yüz olarak çünkü kitliyoruz. Çünkü tertemiz okudu. Pırıl pırıl okudu. Yüz olarak kitliyoruz. Yüz kitlendi. Armağan'cığım. Oktavlardaki hakimiyeti çok önemliydi. Ve detone olmadan ancak bu kadar okunabilir. O 94, 6 kalıyor. Bunu 100. Neden kırdın sen? Hayır, ben orası çalışacak mı çalışmayacak mı? Hayır, çalışıyor. Sen şunu 100 tamam, çek. Çıkarabilir. Tamam, çıkarabilir. 100 Armağan, kitleyelim mi Armağan'cığım? Kitle. Son puanı kitledik. Kitle. Deniz Seki, 100 galiba Peki. Kitliyoruz. 100, ben de 100'üm. Can? Bana mı? Hemen 100. 100. 100 oldu. 100, 100, 100, 100. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Kadir'e 100 geldi. Sizler de Kanal D.com.tr'den oynayabiliyorsunuz. Artık hızlanıyoruz. Bakalım sırada kim var? Bravo. Şimdi yanımda yarışmacılarımızdan Melisa Meray var. Evet Melisa, nasıl hissediyorsun? Vallahi herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Umarım Kadir gibi